Üç küçük domuzcuk. Bir zamanlar evden ayrılan üç domuz yavrusu vardı. Böylece, bir ev inşa etmek için iyi bir yer olan bir tahıl tarlasının kenarındaki bir ormana geldiler. "Kendime samandan bir ev yapacağım," dedi ilk domuz yavrusu. "Sıcak olacak ve yakında bitecek." Ve beklendiği gibi, yaklaşık 2 saat içinde samandan bir ev aldı. İkinci domuz yavrusu sırayla şunları söyledi. "Benim evim tahtadan olacak. Beni rüzgardan ve yağmurdan koruyacak ve kötü kurt etrafımda belirirse güvende olacağım." Ancak bu kez evin yapım çalışmaları gün boyu sürdü. Üçüncü domuz yavrusu, 2 gün boyunca hiç durmadan çalıştığı bir tuğla ev inşa etmeye başlar. "Büyük, kötü kurt geldiğinde güvende hissetmek istiyorum." Ve bu sözleri söyleyerek eve girdi ve kapıyı kilitledi. Ertesi gün, büyük, kötü kurt saman kulübeye gitti ve bağırdı. "Kapıyı aç küçük domuzcuk, yoksa evini bir çırpıda yıkarım. Senin için açmıyorum çünkü beni yemek istiyorsun." Ağladı domuz yavrusu, korkmuş. Göğsünü şişiren kurt eve sert bir şekilde üfledi ve yapıldığı saman uçup gitti. Domuz yavrusu hemen ortanca kardeşinin ahşap evine sığınmak için koşar. Oraya vardığında kurt tekrar kükredi. "İçeri girmeme izin verin domuz yavruları, yoksa bu evi bir çırpıda yıkarım. Bizi yemek istediğiniz için size açmıyoruz." Domuz yavruları cevap verdi. Sonra kurt göğsünü daha da şişirdi ve nefes almaya başladı, 1, 2, 3 kez. Üçüncü kez, küçük evin yapıldığı ahşap uçtu ve iki domuz yavrusu kardeşlerinin tuğlasına sığındı. Ev. Ama bu ev kurdun musallat olması için geldi, çünkü onu sadece üzerine üfleyerek dağıtmak söz konusu olamazdı. Başaramadığını gören kurt çatıya çıktı. Sonra bacadan aşağı kayarak evin içine girdi. Sadece aşağıda, ocaktaki ateşin yanında, kaynar suyla dolu bir kazan vardı. Acı içinde çığlık atan kurt bacadan atladı, çatıdan düştü ve ormanda kayboldu. Ve o zamandan beri kimse onu bu yerlerde görmedi.